Selam arkadaşlar. Camdaki Kız dizimiz çok heyecanlı bölümlerle devam ediyor. Muza ile Melisa'nın akşam yemeğine katılmasından sonra aile Melisa'yı Muza'ya uygun görür ve onunla evlenmesini çok ister. Fakat Sedat Melisa'yı geçmişinde yaşadığı ilişkiden dolayı tanır ve Muza'nın Melisa'dan ayrılmasını, Melisa'nın ona uygun olmadığını söyler. Annesi ise Muzo'nun mutlu olmasını istediğini, Sedat'ın neden böyle davrandığını anlamaya çalışır. Sedat Melisa'yı bir müşteri gibi otel odasına yüzleşmek için çağırır. Melisa ise Sedat'ı orada gördüğünde şok olur. Sedat Melisa ile konuşacak ve Muza'dan uzak kalmasını isteyecektir. İnşallah Sedat ve Canan arasında gördüğümüz sürekli tekrarlanan bir ilişki Sedat ile Melisa arasında tekrardan başlamaz. Melisa'nın Hayri ile de bir ilişkisi vardır geçmişte ve Hayri Muza'ya bu konuda uyarı yapmak ister ve doğru olmadığını söyler. Muza Hayri'ye çok fena sinirlenir. İşlerime karışma. Burası senin at koşturacak mahallen değil. Haddini bil, çapını bil, işime karışma der. Feride Hanım ise Adil'den şüphelenmeye başlar ve Adil ona benim tek sevdiğim kadın sensin, senden başka kimseyi sevmedim der. Canan ise Sedat'tan intikam almak için Adil Bey'e daha çok yaklaşacak. Belki de ilerleyen zamanlarda Adil Bey ile arasında skandal bir aşk başlayacaktır. Feride Hanım Nalan'a babasını takip etmesini ve nerelere gittiğini öğrenmesini ister. Nalan Adil Bey'in annesinin mezarına çiçek getirdiğini görür ve şaşırır. Nalan'ın artık gözünü açmasını, çevresinde olup biten her şeyin biraz daha farkına varması gerekiyor. Annesi sayesinde yavaş yavaş gözünü açıyor, açmaya başlıyor. Fakat bunu inşallah ilerleyen bölümlerde daha güçlü ve daha her şeyin farkında olan, gerçekleri görebilen bir Nalan bekliyoruz. Selen ise hamilelik yalanının yakında ortaya çıkacağını tahmin ediyoruz. Camdaki Kız dizimizin yeni bölümlerinde görüşmek üzere. Herkese iyi vakitler, hoşça kalın.